11 yıl bu meslekte hizmet ettim. Kanun dışı, illegal, hukuk dışı, hukuksuzluk hiçbir iş ve eyleme imza atmadım. Arkadaşlarımı da attırmadım. Bununla beraber adli ve idari 21 yıl meslek hayatım boyunca hiçbir cezaya da duçar olmadım, çarptırılmadım. Ama 25 Aralık'la beraber her ne hikmetse bir anda kendimizi sürgünlere tabi bir vaziyette bulduk. Öncelikle Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden polis okuluna tayin edildim. Oradan Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildim. Ve akabinde Hatay İstihbarat'ta yine düzmece müfettiş raporlarıyla, safsatalarla bizi ihraç ettiler. Hem de 4 kez ihracımızı vermiş oldular. Şimdi aynı yöntemi Antep İstihbarat dinlemeleriyle, Antep İstihbarat Şubesi'nde yapmış olduğumuz çalışmalarla yapıyorlar. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Antep İstihbaratı'nda yapmış olduğumuz çalışmaları Antep halkı çok iyi bilir. Bizim yapmış olduğumuz mücadele suç ve suçlarla yapılan mücadeledir. Biz hiç kimsenin siyasi sıfatlarına bakarak çalışma yapmadık. Her zaman eğer ki gelen bir bilgi bizimle alakalı bir suç niteliği taşıyorsa, suç bilgisi içeriyorsa biz bunları kendi kriterlerimiz içerisinde değerlendirdik ve bu çerçevede çalışmalarımızı yaptık. Hepsini de mahkeme kararından almak suretiyle gerçekleştirdik. Yaptığımız görevle ilgili sorsanız pişman mısınız? Asla pişman değilim. Şimdi yine aynı görevlere gelsem bütün mesaimi, fedakarlığımızla beraber devam edeceğimizi burada beyan ediyorum. Burada gözaltında olan arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim istemişler. Bunu duyduk, çok üzüldük. Yani bu zulmün farklı bir versiyonu vermemişler. Çok üzücü bir şeydi. Bunu en son şunu söylemek istiyorum. Annem bana demişti ki oğlum orada su vermiyorlarmış. Mutlaka yanında bir su al dedi. Ben de anneciğim senin sözünü tuttum ve elimde bir suyla geldim. Ama ben inanıyorum ki bu zulümler sona erecektir. Türk adli yargısı mahkemede kararını verirken adalete uygun, hukuka uygun karar verecektir diyorum. Ümit Bey'in babası olurum, emekli öğretmenim. Ve çocuklarımız dimdik ayaktalar. Hiçbir zaman yolsuzluk, herhangi bir kötü şeyle uğraşmadılar. Devamlı gece gündüz çalıştılar. Bu çalışmaların neticesinde bu hallere düştüler. Suçları, en büyük suçları çalışmaktır. İnşallah bundan sonra daha güzel günlere kavuşacaklarını umuyorum herkesin. Ayrıca ben çocuklarıma haram lokma yedirmedim. Gece gündüz 30 yıl öğretmenlik yaptım. Hiçbir zaman da vazifemde şeylik yapmadım, eksiklik yapmadım. Benim çocuğum da öyle. Ben evine geldiğim zaman hiçbir zaman için evde kendisi normal şekilde bizi yanımızda oturup da kalmadı. Gecesi gündüzü dağlarda terör olsun, hırsızlarla, soysuzlarla uğraştı.